Şiir teklisi çıkartmışsınız. Evet. <laughs> Sen yoksun diye. Öyle Sen de. yoksun diye. Sen yoksun Almanya'da oturan bir Türk şairden buldum bu şiiri. Tamam. Ee, i̇ki yıldır peşindeydim. Böyle bir, projenin, mi? böyle bir projenin, ha, böyle bir projenin peşinde. Böyle bir Yani bir tekli çıkarmak istiyordum esasında bütün şiir severlere. Çünkü ben şiirle özdeşleşmiş bir isim evet. olduğum için e, dedim ki bu kadar uzun bir aradan sonra bir küçük şiirle bir merhaba diyeyim. E, ne diye. güzel şiirler okudunuz e, programlarınızda. E, ya, ya şiir, He. o kadar şiir, o kadar önemli bir şey ki. Çok. Yani şiir e, iki insanın arasındaki diyalogun temel taşı gibi. Yani bir kere şiir seven, şiir yazan insandan zarar gelmez kesinlikle. Ben bu şiiri bulmak için iki sene ve benim yanımda bana eşlik edecek olan sesi ve besleyi bulmak için de iki sene çalıştım. Yani ben hep ben benim hayatım hep çalışmakla geçmiş. Öyle bir baktım da yani hiç kolay bir şey elde etmemişim. Ama iki sene sonra buldum. Almanya'dan Ufuk Yılmaz isimli bir arkadaşımdan bir şairden o şiiri aldım. Çok teşekkür ediyorum. Burada da Berhan Arısoy bir doktor, bestekar aynı zamanda ve solist. O da bana eşlik etti. Müthiş bir şey çıktı. Ben çok sevdim. Ee, beni izleyenler de çok sevdi. Şiir sevenler de çok sevdi. Vallahi bir şey daha yapacağım öyle düşünüyorum. Planlarım arasında Bence var. zaten ben yani sizin yerinizde olsam her hafta bir yapacağım. tekli, her ay bir tekli... Yaparım Hı. ama bu da şiiri de hatırlatmak için biliyorum ama zor de. zor zor şey. Hatırsız. Bunlar hep yani e, aranjörüm mesela Selim Çaldırandı çok önemli ha, müzik adamlarından biridir de. çok. çok e, tabii bütün bu insanların hepsini bir araya getirmek çok zor bir şey yani kolay ama değil. Ama sonuçta Ayşe, sonuç güzel çıktı. Ege Soy için bir <laughs> araya geliyoruz. <Lütfen. gülüyor> teşekkür ederim lütfen bunu göz çok ardı etmeyelim. Ederim. Çok teşekkür ederim. Minicik aklınızda mutlak vardır şiirden bir bölüm hazırlıkta geldim. Eminim. Evet ben dersimi çok iyi çalışacağım. Yaşasın. Şimdi şiir öyle bir şey ki şarkı gibi değil. Şiir çok ciddi bir şey. Şimdi sahnede yahut da bir televizyon ekranında bir kamera karşısında diyelim ki bir şiir yorumluyorsunuz. Diyelim ki sahnedesiniz. Salon dolu. Başladınız şiire. O muhakkak o şeyin içinde, o insanların içinde şiiri bilen, o şiiri bilen, izleyenlerin içinde o şiiri bilen biri vardır. Eğer o şiirin bir tek sözcüğünde yanlış bir şey yaparsanız çok ayıp bir şey. Ama şarkıcıysanız eğer diyelim ki şarkının ikinci satırını unuttunuz. Hemen mikrofonu uzatıyorsunuz. Haydi hep beraber söyleyelim. Oh kurtuldunuz bitti. Ama şiirde bunu yapamazsın. Diyelim ki şiirde takıldınız. Kağıtsız çıkmak istiyorsunuz sahneye. E ne yapacağım? Tutup e, hadi ikinci satırı beraber seveyim, olacak şey değil. O bakımdan ben hep böyle elimde şiirlerin metinleriyle Nereye gidersem gideyim böyle bir tane metni koltuğumun altına alıp giderim. Buraya gelirken de sizin için küçük bir şey ayırdım onu. Tamam, tamam. çok istiyorum. Sonra da dövmelerinizi detaylandırmak tamam, istiyorum. Tamam bardak da harika bir şey. Afiyet olsun. Bayıldım. Şifa olsun. Sağ ol. Gel gitme kalmasın gözüm yollarda. Bu akşam her taraf sel fidan boylu. Çılgınca dağlar saran bu karda geçilmez o çamlı bel fidan boylu. Yokluğun bir ateş varlığın derman Yaralı gönlümü sürme ardından Kanlı gözyaşımı sen kurutmazsan Halimden ne anlar el fidan boylu Ama siz de yani öyle bir şiir okuyorsunuz ki Teşekkür ederim şiir seviyorum ben evet, ve Şiir sevdirim. dinleyen insanı seviyorum bir de Akşama kadar dinlerim